قال عليه الصلاة والسلام اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Jabirlangan kişinin duasından korkunuz. Çünkü o çınlıkta köklerge köterile. Allah o vaqtta bulay di. Özimnin kudretim ham büyüklüğüm bilen ant etem. Men sana hiç şiksiz yardım etermen. Hatta bu kupmidir vaqt uzgandan son bolsa da. İki günah için jazasın Allah indi bu dünyada bile. Şunun birisi kişini jabirlau, kişini haksızga rencitu. Aykinçisi tuğanlık jibinizu. Aykinçisi tuğanlık jibinizu. Hem biz sizinle okuduk bugün jabirlengen kişinin duğasına cevap verimin diye Allah. Jabirlengen kişinin duğası bilen Allah arasında perde yok. Eğer sen bugün birer kişini rencitesin iken, hem o Allah'a dua kılsa sana karşı, Allah onun duasına cevap verecek. Allah onun duasına hiç şiksiz cevap verecek. Hiç şiksiz. Hem neresi o kişinin jabirlevi? Bir kişiye naşar tutaydın iken, hem öpkeletip, bu jabirlevi. Bir kişiye soğuttun, tiptin iken, bir haksızga, bu jabirlevi. Bir kişini aldadın iken, bu jabirlevi. Birer kişinin eybirin, malın urladın iken, bu jabirlev. Kişiga iş hakkın tülemedin iken, akşasın bilmedin iken, bu jabirlev. Bu rencitu. Kup mi kişi bugün kişiga iş hakkın tülemi, aldalı. Uzakka suda tülemi akşasın. Hem bu jabirlev. Elle sen uylesin bu şulayına kalır mı deyip. Elle sen bugün günahsızga uzunun kış kudretin bilen, günahsız, küşsüz kişini rencittin, elle sen uylesin bu bulayına kalır mı deyip. Yok, bu bulayına kalmaz. Çünkü Allah etti. Min dedi, uzunun kudretim hem büyüklüğüm bilen ant etem dedi. Allah ant etti. Eğer sen bugün kişiler, Allah senin kişilerek. Eğer sen uzunun kudretliğe sanıyorsun, Allah kudretlerek. Allah karşında sen bir nokta, elə bir noktadan da kim? Şuna göre, kişinin rencitüden korkutuluz. Çünkü onun bilen Allah arasında perde yok. Hem şuna yok, tuğanlık jibinizden. Tuğanlık jibin üzeyken kişi, onun için de Allah cezasını bu dünyada jibere. Kimdir uylarga mümkün jabirlev Müslümanlar arasında değil. Yok. Manda ayırma yok. Müslüman mı ol, Müslüman değil mi ol, kafir mi ol, günahlı mı ol, günahsız mı ol, bunda ayırma yok. Eğer birer kişi günah kaşından iken, o onun bilen Allah arasında. O onun özünün günahları için Allah karşısında cevap verecek. Lakin sen bu kişini rencittin iken, hatta o günahlı, en günahlı kişi olsa da, sen o Allah kadığa kılayken sana karşı, Allah onun duasına cevap verecek. Allah onun duasına cevap verecek. Hem şulay yok biz bilemez. Hatta sen gafu sırasan da, bir kişini rencetip Allah'tan gafu sırasan da, bu kişi seni gafu etmeyecek, Allah seni gafu etmeyecek. Birinci sen bu kişinin gafu sıra gerek. Anladınız mı? Şuna göre kişini jabirlevden korkunuz. Hem tuğanlık jiplerini üzmeyiniz.